Küresel ısınma ile ilgili araştırmalarda ortaya çıkan şüpheler, dünya genelinde liderleri önlem almaya zorlamaya çalışan bilim adamlarını zor durumda bıraktı. Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim panelinin birçok rapor ve karara temel oluşturan bazı verilerinin bilimsel bir temeli olmadığı ya da tartışmalı yöntemlere dayandığı iddia ediliyor. Örneğin Himalayalardaki buz kitlelerinin 2035'e kadar eriyeceği tahmininin bir dağcılık dersinden alındığı öne sürülüyor. Bazı uzmanlar Birleşmiş Milletler'in bu araştırmaları tek gerçek olarak sunmasının iklim bilimine zarar verdiğini, daha fazla açıklık ve şeffaflık gerektiğini söylüyorlar. İklim değişikliği ile ilgili araştırmaların güvenilirliği giderek daha fazla sorgulanmaya başladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC, 2007 raporundaki bazı tartışmalı veriler nedeniyle zor durumda. Artık işler eskisi gibi devam edemez. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporları hem siyasetçiler hem de sıradan insanlar için güvenilir olmak zorunda. Şimdi iklim bilimciler bundan sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine odaklanmış durumdalar. İngiltere'de bir grup iklim uzmanı bu amaçla strateji toplantıları düzenlemeye başladı. Bu bilim adamları Kyoto Sözleşmesi ve Kopenhag'da geçen yılın sonunda yapılan iklim zirvesinin başarısızlıkla sonuçlandığını, bu yüzden iklim bilimi ve uluslararası siyasetle etkileşimi konusunda radikal değişikliklere gidilmesi gerektiğini söylüyor. Kopenhag'daki başarısızlığın nedenlerinden biri diplomatik süreçle ilgiliydi. Taraflar uzlaşamadı. Ancak diğer taraftan bilimsel çalışmalar kötü bir şekilde sunuldu. Her şey mutlak, bir taraf tamamen doğru, bir taraf da yanlışmış gibi gösterildi. Olay bu kadar basit değil ama bence hala daha gerçekçi bir anlayış geliştirerek bu karmaşık, gizemli sistem hakkında bildiklerimizi ve tabii ki bilmediklerimizi diplomatik ve siyasi alanlarda paylaşma şansımız Son zamanlarda bilim dünyasında arka arkaya skandallar yaşandı. Hükümetler Arası İklim Paneli birçok araştırmaya temel oluşturan 2007 raporunda Himalayalardaki buz kütlelerinin 2035'e kadar eriyebileceği bilgisine yer vermişti. Ama bu veriye bilimsel bir çalışma sonucu ulaşılmadığı ortaya çıktı. İngiliz gazetelerine göre bu bilgi bir dağcılık dergisi ve bir öğrencinin master tezine dayanıyor. İklim paneline göre azalan yağmurlar nedeniyle Amazon ormanlarının %40'ı risk altında. Bu verinin kaynağı da bir çevre örgütü. Küresel ısınmanın doğal felaketlerin maliyetinin artmasındaki rolü de tartışmalı konulardan biri. Son iddia ise panelin 2007 raporunda yer alan yüzey sıcaklığı ile ilgili verilere ilişkin bazı bilim adamları Çin'deki ölçüm istasyonlarına dayandırılan bu bilgilerin kentlerdeki ısınmanın boyutlarını olduğundan fazla göstermiş olabileceğini öne sürüyor. İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi bu verinin çıkış noktası olarak tartışmanın odağında yer alıyor. Üniversitenin iklim araştırma merkezinin 13 yıllık elektronik postaları çalınmış ve geçen Kasım'da yani Kopenhag zirvesinden hemen önce internette yayınlanmıştı. Bu yazışmalarda bazı bilim adamlarının örneğin Çin'de kentleşme ve küresel ısınma arasındaki bağ ilişkin araştırma ile ilgili itirazları olduğu anlaşılıyor. Bu yazışmalardan sonra araştırma biriminin başkanı açığa alındı ve hatalı bilgileri gizlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Bunlar çok ciddi iddialar. Bu yüzden halen sürmekte olan soruşturmanın sonuçlarını beklemek nedenliğine iyi bakmak gerekiyor. Ama tüm bu tartışmalar iklim değişikliği araştırmaları açısından bir avantaja dönüşebilir. Araştırmalar ve yöntemlerde açıklık ve şeffaflığın kamu yararına olduğu gerçeği daha fazla benimsenecek. Bu da halkın bilimsel çalışmalara güvenini artıracak. Hükümetler Arası İklim Paneli'nin 2007'de yayınladığı 3000 sayfalık raporunda yer alan bazı hatalara bakarak sürecin koptuğu sonucuna varmak doğru olmaz. Panele yönelik eleştirilere öncülük edenler aslında bu kurumun küresel ısınma ile ilgili kanıtları karar vericilere ve kamuoyuna ulaştırma gücünden başarısını hoşlanmıyorlar. Bu eleştiriler daha çok küresel ısınma konusunda harekete geçilmesine karşı çıkanlardan geliyor. Verileri tartışmalı hale getirerek panele zarar vermeye çalışıyorlar ama bence halk bu taktiklerini görecek. İklim değişikliğine şüpheyle yaklaşanlar ve yaptıklarımıza karşı çıkanlar bilimi etkilemeyi başaramayacaklar. Küçük bir hata güvenilirliğimize gölge düşürmemeli. Biz çok açık bir şekilde önlem alınmazsa küresel ısınmanın ağır sonuçları olacağını ortaya koymuş durumdayız. Bunun sadece yeryüzü sistemleri üzerinde değil, insanların hayatları üzerinde ciddi etkileri olacak. Küresel ısınmaya karşı önlem almanın sanıldığı kadar bir maliyeti olmadığını da söylüyoruz. Hatta bazı durumlarda hiç maliyeti yok. Hatta şimdi bazı liderler resesyondan çıkmanın en iyi yolunun yeşil teknolojilere yatırım yapmaktan geçtiğini söylemeye başladılar. Uzmanlar bilimsel araştırmalara karşı güvensizliğin artmasının liderleri iklim değişikliğine karşı harekete geçirmeye çalışan bilim adamlarının işini daha da zorlaştırabileceğini söylüyor.